Uzun zamandır kullandığım ölçü aletimde bir anormallikler var. Gördüğünüz gibi. Voltaj kademesinde. Ama sağlıklı bir değer görünmüyor. Voltaj ölçümü sağlıklı değil. Direnç kısmına bir bakalım. K'lık bir dirençmiş bu. Direnç okumada sorun görünmüyor. AC voltaj alternatif gerilim ölçelim. Onda da bir sıkıntı görünmüyor. DC voltaj kademesinde bir sorun var gibi. Malzeme arayalım bakalım. Şu direnç birazcık kararmış. Şu direnç kararmış görünüyor. Ohm gibi bir değer gösteriyor. Öyle değil. Direnç sağlam mı? Ohm gösteriyor ama üzerinde yazan değer sanki daha farklı. O direnç yanmış gibi. Şu araya 100 ohmluk bir direnç takacağım. Şöyle sadece test etmek için havayı takacağım. Tam okuyamadım değerini ama üzerindeki yazılardan kazınmış 110 gibi görünüyor. Bir tane 100 ohmluk direnç taktım. Şimdi hiç yükselmedi değer. Gördüğünüz gibi teminki gibi değil.
Görünüyordur umarım. Evet, ölçü aletimizin sıkıntısını çözmüş olduk. Voltaj sıkıntısını. Dilerim 500K değerlerinde gösteriyor. Halbuki 100 ohmluk bir direnç olduğunu tahmin ettim. Üzerindeki yazı şekillerinden, yazıdan öyle gibi anlaşılıyordu. Resminde siz de hak vereceksiniz bana. Onun yerine şöyle havayı 100 ohmluk bir direnç taktım. Şimdi bunu koparttım, söküp tekrardan düzgün jönleyeyim. Ve bununla ohmmetremiz düzgün çalışmaya başladı. Bir kontrol edelim. Evet. Bu üç altıyla sağlamasını yapalım. Doğruluk değerini alıp. Evet, ölçü altımızı tekrardan hayata döndürdük. Emektar ölçü aletim her yerde işime yarıyor. Tatillerde yanında da götürüyorum. Arabada herhangi bir sorun çıkarsa diye. Elektrik aksamı ile ilgili. Her evde en azından bunun bulunması gerekiyor. Mutlaka bir ölçü aleti, bir ohmmetre bulunması lazım evinizde. DC voltaj ölçmeyen ölçü aletimizi tekrardan hayata döndürdük. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Teşekkürler. İyi günler.